Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun Sayın Genel Başkanım. Siz nasılsınız? Gayet iyi, gayet iyi. Sağ olun. Teşekkür ederim. İsterseniz ilk sözü size verelim. Sizden başlayalım. Bir kere öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Siz de biliyorsunuz başkanım, işte pandemiden dolayı biz hiçbir şekilde ne dışarı çıkabiliyoruz, ne bir şey yapabiliyoruz. Hiçbir etkinliğimiz, hiçbir faaliyetimiz olamıyor. Dolayısıyla bununla ilgili sıkıntılarımız var. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehit Aileleri Gazi İşlemleri Şube Müdürüyüm. Aynı zamanda Güneydoğu Gazisi'yim. Yaklaşık bir yıl önce kuruldu müdürlüğümüz. Şehidimizin geldiğini duyduğumuz andan itibaren belediyedeki kendi ekibimle beraber belediyenin bütün ekipleri de bize yardımcı olacak şekilde talimat verildi belediye başkanımız vasıtasıyla. Evet. Havaalanından şehidimizi karşılayıp defin işlemlerinden taziye işlemlerine kadar şehidimizin bütün ilçelerinde hepsine biz Büyükşehir Belediyesi olarak koşturuyoruz. Bunları tabii ki ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde, valiliklerle koordineli bir şekilde yapıyoruz. Ama işin çoğunluk kısmı Büyükşehir Belediyesi'nde. Geri kalan süreçlerde düzenli olarak ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Bizi aşan kısımlarda yine belediyenin imkanlarıyla belediyenin psikologlarından ve sosyologlarından yardım alarak ailelerimize psikososyal yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Bence bu müdürlüğün ya da bu birimin belediyelerin kendi bünyesine göre değil, Türkiye genelinde yayılması taraftarıyım ben. Bir gazi olarak. Evet, evet. Yayılması taraftarıyım. Onu ben şimdi bizim bütün büyükşehir belediye başkanlarıma da söyleyeyim. Bazılarında var, bazılarında yok. Belki bir uygulama birliği, norm birliği sağlamak açısından da önemli. Bütün belediyelerde aslında böyle bir birimin olması lazım. Belediye başkanı belki hani böyle birebir gazi şehit aileleriyle birebir bağlantı kurmakta zorlanabilir iş yükü nedeniyle. Ama böyle bir şube olduğu zaman bunun başındaki arkadaş zaten olayların içinden geliyor. Gazi aynı zamanda. Dolayısıyla bu ailelerin sorunlarıyla ilgilenmesi, sorunların çözümü konusunda biraz daha aktif olmasına yol açar. Arkadaşlara bu konuda gereksiz talimatı vereyim. İnanın biz devletin yaptığı işi yapıyoruz. Yapması gereken işi, hükümetin, valiliklerin yapması gereken işi biz Büyükşehir Belediyesi olarak yapıyoruz. Ankara Büyükşehir'de de inşallah aynısını yapacağız. Orada da sizler olacaksınız zaten. Sayın Genel Başkanım, öncelikle ben de bütün arkadaşlarım gibi teşekkürlerimi arz etmek isterim. Böyle bir fırsat tanıdığınız için. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucusunun kurduğu parti ve kurucularının neredeyse tamamının gazi olduğu bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin terörle özdeşleştirilen bir parti haline getirilmeye çalışılması veya bu şekilde lanse edilmesi, gazilere hiç destek vermiyormuş, bunun yerine terör ve teröristler ile müzahirmiş gibi bir havanın yaratılıyor olması benim kanıma dokunuyor. Böyle bir gaziler merkezinin açılması Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek vizyonunu, tarihsel tanımını da ortaya net koyacaktır. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şunu bilmenizi isterim. Şehitlerimiz ve gazilerimiz siyasi görüşü ne olursa olsun aslında bu toplumun ortak değerleridir. Yani sağcısı da solcusu da gaziye saygı duymak zorundadır, şehide saygı duymak zorundadır. Gazilerin ve şehitlerin toplumda ayrıcalıklı bir yerinin olması gerekir, bunun savunulması da gerekir. Rahatlıkla şunu da ifade edebilirim, ne şehit yakınları ne gaziler için siyaset kurumu var olan özeni şu ana kadar göstermiş de değildir. Biz şehitler arasında ayrım kalkmasını, gaziler arasında ayrım kalkmasını, şehit ve gaziler için devletin ortak ve tarafsız yaklaşması gerektiğini her ortamda bir şekliyle dile getiriyoruz. İktidar tabii bizi terör örgütünü sanki örgütlerini biz destekliyormuşuz gibi, sanki gidip PKK ile biz masaya oturduk, anlaşma yapmışız gibi savunuyorlar. Çünkü onların elinde çok güçlü bir medya var. Dolayısıyla o medya günün 24 saatinde bizi karalıyor. Hocalarına sayın diyenler onlar, suçlanan biz. Efendim işte sınır kapısında törenle karşılayanlar onlar ama suçlanan biz. Çadır mahkemeleri kuranlar onlar ama suçlanan biz.
her ortamda, her yerde terör kimden, nereden, nasıl gelirse gelsin hepimizin ortak tavır takılması gerektiğini söylüyoruz. Artı terör bir insanlık suçudur. Yani bırakın bir ülkeye zarar vermeyi, terör bir insanlık suçudur. Yani masum insanların öldürülmesi, çocukların öldürülmesi, bunların kabul edilebilir bir tarafı yok. Bunları belki biz yüzlerce, binlerce kez söyledik ama bizim söylemlerimiz hep sınırlı alanda kalıyor. Ama dediğim gibi sonuçta bir şekliyle suçlanıyoruz. Ama sağduyulu olan arkadaşlarım şunu bilsinler. Yani şehit yakınlarına ve gazilere yine sonuçta sahip çıkan yine biziz yani. Para topladılar, yardım topladılar. Topladıkları parayı yediler ya. Yine bir söyledik ya, bu parayı niye vermediniz? Şehit yakınlarına, gazilere bu parayı vermeniz lazım. Vatandaş verdi onlara yardım olsun diye. Olmadı. Yani dediğim gibi pek çok sıkıntı var. Terör örgütleriyle mücadele eden diyelim ki eksi 25 derece, 30 derecede dağlarda terör örgütüyle mücadele eden gazilerimiz var, şehitlerimiz var. 15 Temmuz gazi ve şehitler arasında fark yaratıyorsunuz. Olmaz. Olmaz. Şehit şehittir kardeşim. Şehidin ağası besi olur mu? Gaziler için de aynı şekilde. Gazilerin haklarının da yeteri kadar teslim edilmediğini biliyoruz. Onların da haklarını savunuyoruz. Hatta bu konuda İzzet Bey hatırlar, bir de bizim broşürümüz var. Yani gaziler ve şehit yakınları arasındaki bütün farklılıkların giderilmesini, herkese eşit davranılması gerektiğini. Mesela Kıbrıs gazileri tamamen unutuldu. Ne kadar aylık alıyorlar bunlar, emin olun unutuldu gitti. Onlar da çıktılar ya, bugün Kıbrıs varsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa bu gazilerin orada hayatını kaybeden şehitleri yüzünden var yani. Dolayısıyla biz bunları süratle unutuyoruz. Bunu unutmamak gerekiyor, sahip çıkmak gerekiyor. Terörü her yerde, her ortamda bizim lanetlememiz gerekiyor. Bunları söylüyoruz ama dediğim gibi bir medya organı var, bir medya grubu var. Biz bunlara besleme medya diyoruz. Günü 24 saatinde işte bizi suçluyorlar. Yani şehit cenazesinde bile linç etmeye kalktılar. Ya bari bırakın bu şehidin cenazesini kılalım kardeşim. Cenazeyi kılalım. Bir defnedin, ondan sonra ne söylüyorsanız söyleyin. Yani bu bile yapıldı maalesef. Ama dediğim gibi sonuçta insanın bir sağduyusu var. Yani insanda bir haksızlığa karşı, adaletsizliğe karşı isyan duygusu var. Yani buna bir şekilde itiraz etmemiz gerekiyor. Bir şekilde bunlar doğru değildir dememiz gerekiyor. Benim şehit yakınları ve gazilerden isteğim, yani bütün bu karmaşık ortamda sağduyunun egemen olması, Türkiye'nin çıkarlarının savunulması, Türkiye'nin hem bölgede hem dünyada güçlü bir ülke olması bizim de en büyük arzumuzdur. Gazilik kolay bir ünvan değildir arkadaşlar. Gazilik birilerine lütuf olarak verilen bir şey de değildir. Kişi ben gazi olacağım diye de gidip gazi de olmamıştır. Yani mücadele etmiştir. Kurşun yemiştir. Ayağından, kolundan, bacağından. Gaziler arasında ayrım var. Biz buna da isyan ediyoruz. Efendim, vücudunda mermi var. Ben seni gazi saymıyorum. Öbür taraftan efendim tırnağına zarar gelirse seni gazi sayacağım. Olmaz. Ya gazinin vücudunda mermi olan bir insanı, ayağında mermi olan bir insanı sen gazi saymayacaksın. Öbür tarafta tırnağı bilmem zarar görmüş olacak. Onu gazi sayacaksın. Bu haksızlıkların giderilmesi lazım. Adaleti savunuyorsak adalet sadece bizim için değil, herkes için olmalı. Biz bu çerçeveden hareket ediyoruz. Şafak Bey, bu konuyu açtığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, gündelik hayatta ve genelde sağlıksal konularda ve bazı konularda yaşamış olduğumuz sıkıntılar var. Bu konularla ilgili ben size ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Tabii. Hali hazırda Cumhuriyet Halk Partisi Şehit Aileler ve Gaziler Koordinasyon Birimi olarak sizlere sunulmak üzere yasal düzenlemeler gerektiren bazı ilgili kanunlar, bazı bilgilendirme dosyası hazırladık. Güzel. Bu dosyada 3713 Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki şehit aileleri ve gazilerle ilgili öncelikli olarak düzenlenmesi ve iyileştirilmesi gereken kanuni ve yasal maddeler vardır. Bu maddeler 4 başlık adı altında toplandık biz. Eğitim, sağlık, sosyal ve mali haklar, istihdam. Bu maddelerin mecliste düzenlenmesi biz gaziler ve şehit aileleri için önem arz etmektedir. Biz bu dosyayı birim olaraktan size de
sunmak için hazırladık. En kısa zamanda da size bir sunumunu yapacağız Sayın Genel Başkanım. Tamam. Yani bugün örnek bazı alırsak TÜİK'in araştırmaları ve bir gaziye ödenen bir maaşı hesapladığımız zaman açlık sınırının altında kalıyor. Öyle, öyle. Orayı da geçtik. Mesela bugün toplantıya katılamayan, sağlıksal durumundan ötürü Zekeriya Göker diye arkadaşımız var. Evet. Almış olduğu maaşının birçok kısmını sağlık uygulama tebligatında ödenmeyen listedeki ilaçlardan olduğundan ötürü yaşamsal, gıdasal anlamda alması gereken, harcaması gereken paraları sağlıksal konuda harcamak zorunda kalıyor. Antalya'da yaşıyorum. Antalya'dan bağlandım. Benim de şöyle bir önerim olacak Sayın Genel Başkanım. Mersin Şube Başkanımızın dediği gibi öncelikle 11 büyükşehirde ve diğer il belediyelerinde de bu uygulama olursa çok iyi olacağını düşünüyorum. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleriyle değil de tabii. Tüm partilerin almış olduğu belediyelerde kurulursa, tüm illerimizde kurulsa aslında çok daha güzel olur. Siz öncü olmuş olursunuz. Evet. Büyükşehir belediyelerine böyle birimler açıldığında bu da örnek teşkil eder. Daha çok yayılır ve Ankara'ya ulaşamayan, ne bileyim büyükşehire ulaşamayan bir sürü ilimiz var bizim. Evet. Oralarda da açılırsa, sadece büyükşehirlerde değil ama oralarda evet. da açılırsa çok daha güzel olur. Çok daha fazla insana ulaşır. Özellikle şehit ailelerimiz bu tarz şeylerde çok yalnızlık hissediyorlar, çekiyorlar. Yani birçok yerde birçok şehit ailemiz çocuklarının acısını dahi yaşayamıyor. Defin işlemleriyle uğraşmaktan, evet. ne bileyim işte cenaze nakil işleriyle uğraşmaktan. Yani kendi acılarını yaşayamıyor insanlar. Evet. Bir anneye, babaya ya da ablaya, kardeşe, eşe, çocuğa bunlar çok görülmemeli. Devlet birimlerimiz var tabii ki. Devletimizin evet. kurumları var, birlikleri var ama orada çok yetkin insanların olduğunu düşünmüyorum ben. Evet. Yani birçok şeyden de haberdar olduklarını düşünmüyorum. Yani SGK ile ilgili sorunlarımız oluyor mesela. Şeye gidiyoruz, bakanlığımızdaki birimimize gidiyoruz. Onlar topu SGK'ya atıyor, SGK topu onlara atıyor. Gazilerin kullandığı işte protezler var. Bu protezlerin bir kısmı verilmiyor. Bir kısmını verilirken yüksek fiyatlar isteniyor. Dolayısıyla burada da ciddi bir sorun var. En son protezimi evet. 2010 yılında yaptırdım. Evet. Kullanmıyorum son zamanlarda. Kullanmıyorum diye yaptırmıyorum ben. Yaptırmadım evet. da. Yani yaptırmayı da düşünmüyorum. Devletime evet. yük olmak istemiyorum. Ama zaten söylediğiniz gibi bazı malzemeler doktor rapor verdiği zaman bile onaylanmıyor. Çok uğraştırıyorlar. Tekerlekli sandalye alacaksın. Yani ihtiyacın var, kırılmış. Evet. Adam diyor ki senin 5 yılın dolmamış diyor, alamazsın. Evet. Yani kırıldı, ne yapayım? Yapacak bir şeyimiz var mı ya? Bir evet. ayakkabıyı 5 yıl giyiyor musun sen? Giymiyorsun. Biz tekerlekli sandalyeyi 5 yıl kullanmak zorunda değiliz. Evet. Kullanamayız da zaten. Yani o kadar şey değiller. Evet. Ve devlet denetleme kurumları denetlemediği için fahiş fiyatlarla devlete satılıyor bu şeyler. Ya benim kullandığım sandalye 45 bin lira sayın Genel Başkanım. 45 bin liralık da bir şeyi yok yani. Değeri yok. 45 bin lira. Maliyet çok yani daha düşük anladığım kadarıyla. 45 bin liralık değeri yok. Evet, evet. Ama işte devlet denetlemediği için fazla para ödüyor. Evet. Ondan sonra da şeyden SGK'dan bakıyorlar dökümlere. Sana şunu vermişler, sana bunu vermişler. Ya parayı sen veriyorsun, ben vermiyorum. Denetle kardeşim. Evet. Evet. Denetle. Benim ekleyebileceğim sadece şu olabilir. Siyasi partiler içerisinde şehit gazi birimi koordinasyon merkezi olan tek parti Cumhuriyet Halk evet. Partisi. Kendi bünyesi içerisinde 3. katta. Evet. Ve aslında Cumhuriyet Halk Partisi için büyük bir artı. Aktif olarak bu camianın içinde olan gazilerden verimli, doğru ve hızlı bilgi alabilme yetisine sahip şu an. Bu yetiyi, bu kabiliyeti yerel yönetimlere de yaymak istiyor. Başarılı işlere imza atarak bunu bütün yerel yönetimler içerisinde koordineli bir şekilde hayata geçirmek istiyor. Bu konuda herkesin de dediği gibi sizin desteğinizi rica ediyoruz. Tamam.
Ankara Büyükşehir'i gerçekleştirelim. İzzet Bey özellikle onun üzerinde durdu. Bunu diğer belediyelerde de yaygınlaştırarak uygularız. Çünkü belediyelerin şöyle bir avantajı var. Belediyeler gerçekten de merkezi hükümetten, yani var olan işte Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya diğer birimlerden çok daha hızlı hareket edebiliyorlar ve kişilere çok daha rahat ulaşabiliyorlar. Böyle bir özelliği var. Dolayısıyla biz belediyelerde bunu kurduğumuz zaman belki sorunlarınızı doğrudan oraya yansıtabilirsiniz ve pek çok sorununuz belediye başkanı aracılığıyla çok daha kolay bir şekilde çözülmüş olur. Böylece gidip Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kapısında da uzun uzun beklememiş olursunuz. Yani bu bir araba olabilir, bu bir protez olabilir, başka bir şey olabilir. Biz Konya'da mesela, Konya'da uzun süre protez alamayan bir şeyin, bir gazinin protezini biz aldık. Çok pahalıydı. Yurt dışındaki arkadaşlara söyledik, sağ olsunlar. Onlar gerekli desteği verdiler ve o imkan sağlandı. Yani bir şekliyle halkı da bu sürecin içine dahil edebiliyoruz. Yardım kampanyasına dahil edebiliyoruz. Merkezi hükümetin karşılamadığını vatandaş gönüllü olarak karşılayabiliyor. Yani Sayın Başkanım, bu ağı genişleterek belki de alacağımız başarılarla merkezi hükümetin yapması gereken şeylerin de ne olduğunu onlara göstermek bir yandan da doğru amacımız. Doğru, haklısınız. Yani başkanım, artık bütün sorunları siz de zaten biliyordunuz başkanım. Evet, zaten evet. Bize yabancı değilsiniz. Zaten genel merkezimizdesiniz. Evet. Yani bu pandemi sürecinde, bu COVID sürecinde bu yerel yönetimlerde Şehit Gazi İşlem birimlerinin yani olmazsa olmazı olduğunu bir kere Cengiz Başkan anlattı. Allah razı olsun. Ya evet. Şimdi şöyle düşünün başkanım. İnsanlar gerçekten evinden dışarı çıkamıyor. Adam belden aşağısını kaybetmiş. Belden aşağısını kaybetmiş. Evet. Dolayısıyla bu insanın dışarı çıkması lazım. Veya işte Serdar abi veya ben iki bacağımızı vermişik. Veya kimisinin burada iç organları yok Sayın evet. Genel Başkan. Şimdi biz dolayısıyla yani gerçeğini verdik, sahtesini alamıyoruz. Şimdi bu da bir taraftan bizi örseliyor. Yani biz sizin samimiyetinize inanıyoruz. Dolayısıyla bu konuda desteklerinizi bekliyoruz Sayın Genel Başkanım. Hiç eğer endişe siz, etmeyin. Siz desteklerseniz Sayın Genel Başkanım biz altından kalkarız. Tamam. Hiç endişe etmeyin siz de yeter ki. Bu konuda her türlü desteği veririz. Vermek zorundayız aslında yani. Çünkü sizin yaptığınız fedakarlık sıradan bir fedakarlık değil aslında yani. Yaptığınız fedakarlık vatan için yaptığınız, bayrak için yaptığınız bir fedakarlıktır. Dolayısıyla vatanını ve bayrağını savunan ve bunun için kolunu, gözünü, efendim bacağını bırakan birisine karşı bizim bir vefa duygusunun çok daha ötesinde eğer vatanını seviyorsan kardeşim önce bu sorunu çözeceksin. Bu sorunu yaşayan kişinin sorununu çözebilirsen sen ancak Gazi'ye de şehit yakınlarına da saygı duymuş olursun. Devletin bütün birimlerinin aslında bu konuda çok duyarlı olması lazım. Dolayısıyla biz belediye olarak büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri olarak bunu masaya yatıracağız. Ben bir şekliyle bu konudaki gelişmeleri siz de takip edersiniz. Sonra bütün arkadaşlara duyurursunuz bunu. Gerekirse bir başka ortamda varsa sorun aktarırsınız. Biz o sorunların çözümü için de elimizden gelen bütün çabayı gösteririz. İzzet Bey bir şey söylemek istiyor musun yoksa? Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanım. Bize vakit ayırdığınız için. Takip edeceğim. Ben Ankara Büyükşehir'deki gelişmeleri telefonda size bildiririm. Çok mutlu oluruz Sayın Genel Başkanım. Çok mutlu oluruz. Hadi hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın efendim. Hepinize selamlar, saygılar.